teşekkürler. Yeni bir takım, yeni transferler var. Bugün hazır maçını da izledik dedik gibi. Bir de performans gösterdiğimizde. Genel anlamda sizin görüşünüz takım hakkında şu an gidişat nasıl? Daha çok yeni. Şimdi bugün biraz önce birkaç topçu arkadaşa da söyledim. Ya dedim kendinizi bize göstermeye çalışmayın, takımı gösterin. Yani şimdi tabii herkes de böyle bir şey var, uğraşı için gelmiş bir şey. Ama genel anlamda güç olarak çok iyiler. Yani onu daha ki bir ayımız var. Bu bir ay içinde çok daha farklı olacak takım. Genellikle çok iyi görüyorlar. Eksikler var, onlar tamamlanacak. Hiçbir şekilde şey yok. İki tane çok iyi transfer daha var. Bu transferlerle beraber iki ayrı takım sanki oluşuyor. Burada hedef belli. Yani biz bir proje, bu bir projenin parçası. Ama bu projenin en önemli ayağı bu sene şampiyonluk tabii. Yani hedef bu. Ama bu proje çok uzun bir proje. Sarıyı yeniden, alt hepsi, her şeyde. Spor tesislerinde. Sizlerle, Sarıyer'le yeniden bir yapılanmaya gitmek zorundayız. Yoksa günümüz dünyasında böyle günlük bir takım başarılarla devam etmek mümkün değil. Şimdi onun burası içindeyiz hepimiz, herkes. Sarıyer'ler de sizlerle kalktınız geldiğiniz maça. Yani sizin gelişinizle de yaşamaksızın bir farklı bir şey için geldik. Bir amaç için geldik. Ben dediğim gibi teknik anlamda hocası başında, hocalar başında, onlar da gayret içinde. Ama şunu çok net söyleyebilirim, birkaç sporcuyla görmüştüm, herkes çok önemli. Çok önemli yani, sporcular için çok önemli. Şu anda bu memnuniyeti kalmış olmak. Ki bazı mesela yeni gelen PTT birinci ligde yıllardır toplanmış arkadaşlar da yeni de görüştü. Onlar başarımız her bakımdan çok mutlu izliyorlar. Sarıyer'e geldik diye. Ve söz verdik birbirimize. Biz Allah'tan keder olmaz. Bu başarıyı yapamamışsak işe çok farklı boyutlara gelecek. Bu şu anda herkes kenetlenmiş durumda. Ve bunu yapılmaya çalışıyoruz. Şu anda da ben de yapılmalarımıza inanıyorum. Şimdiden hiç sakatlığı olmayan, gerçekten ve de gentleman anlamında da tüm ünlüler, spor olanları, sen gentleman takım, ben başarılı takım olacak konusunda inancı tam ve o konuda inşallah herhangi bir yol kalması olabiliriz diye düşünüyorum. İnşallah. Kulübe yaptığımız katkılar zaten göz önünde herkes biliyor. Bunun için Sarıyer halkı adına teşekkür ediyoruz size. İnşallah bunların da semeresini bu sene inşallah şampiyon olarak alırız. Şimdi biz dediğim gibi ben normal belediye başkanlığında da hep sonraya yatırım yapıyoruz. Yani günlük şey değil, günlük işleri zaten yapıyoruz ama uzun vadede. Biz yarına yönelik işler yapmazsak, hazırlık yapmasak bunun bir anlamı olmaz. Ve bu da Sarıyer Spor Kulübü de Sarıyer'in en önemli unsuru. Yani yani bir asfalt dikmek çok önemli değil. Bunun yetersin, yardım edersin. Sarıyer Spor Kulübü özellikle yeni yetişen genç nesil için artık Sarıyer'in tercih edilen bir marka haline mutlaka dönüştürmemiz gerekiyor. Yani Sarıyer tercih edilen gençler tarafından hedef alıyoruz. Daha önce alınıyordu. Şimdi o hedefi almalı. Gençler hedef almalı. Yani üç büyüklerin nasıl çeşitli tane bölgelerin dışında da şehrin varsa, spor okulları varsa bir gün Malatya'da Sarıyer spor okulunun şanlıması bir hedef oluyor. Malatya'dan da çocuklar getirir. Yani bu çok önemli. Malatya'dan da çocuklar getiririz. Yani o zaman büyüyebiliriz. Yani kalıcı ve projelerin bu konuda bir çaba içindeyiz. Yani sizlere de teşekkür ediyorum geldiğiniz buralarda ve büyük bir gayret içindeyiz. Hepimiz aynı düşündeyiz. Ellerimizi bir de ortada birleştirdik. Bu iş bitti inşallah hocam. Başka bir son sorum da var. Bu yüzden yıllardan beri merak edilen bir soru. Maçı seyredelim biraz. Sarıyer'e kalıcı bir geliş.
bu yukarıdaki arsaların şu an akıbetine bu sorun yok. Şimdi şöyle bir sıkıntı var. Şimdi insanlar tabii bilmiyorlar. Ya bürokratik bir takım engeller var, tamam mı? Bu engelleri aşmaya çalışıyorlar. Bunları aştığından da Sarıyer Spor Kulübü'nün kendi yeri olacak. Şu anda işte Yusuf Siyah ön stadı bizim değil. Altındaki dükkanları bile başkalarına vermişler. Yani o dükkanlar Sarıyer Spor Kulübü'ne. Orada bir tane dükkanı yok. Yani şu taş kolu sorun var. Yani bir tane dükkanı yok. Şimdi hedef şu. Biz mutlaka Sarıyer Spor Kulübü'ne bu yukarıdaki arsaların şu an akıbetine bu sorun yok. Şimdi şöyle bir sıkıntı var. Şimdi insanlar tabii bilmiyorlar. Ya bürokratik bir takım engeller var, tamam mı? Bu engelleri aşmaya çalışıyorlar. Bunları aştığından da Sarıyer Spor Kulübü'nün kendi yeri olacak. Şu anda işte Yusuf Siyah ön stadı bizim değil. Altındaki dükkanları bile başkalarına vermişler. Yani o dükkanlar Sarıyer Spor Kulübü'ne. Orada bir tane dükkanı yok. Yani şu taş kolu sorun var. Yani bir tane dükkanı yok. Şimdi hedef şu. Biz mutlaka Sarıyer Spor Kulübü'ne tesislerden para kazanacak bir duruma getirmiş olduk. Bunu yaptığımız takdirde altyapıdan gelişecek, yetişecek çünkü. Yani biz sporcu yetiştirmek zorundayız ve sporcu göndermek zorundayız. Yani biz fabrikamız yok bizim. Sarıyer Spor Kulübü, alın kardeşim şuradan %20'de siz kar edin diyecek bir ortamımız yok Sarıyer. Ama biz bir takım robotik engeller var. Bu robotik engelleri aşmaya çalışıyoruz şu anda. Bunu da herkes niye zorlandığımızı da biliyor. Bunları aştığımız takdirde hiçbir şekilde sorunumuz kalmıyor. Başkanım teşekkür ediyoruz. Taraftarı söylemek için bir mesaj var mı son olarak? Taraftarı özledim. Yani birey gülferiden görüyorum. Özledim. Yani çok kısa sürede inşallah İstanbul'da bir kısım maçımız olacak. Rıza Hoca söz verdi. Rıza Çalınbay. O maçta inşallah taraftarımızla, şehrimizle çok güzel bir Sarıyer'i orada nasıl yapacağız? Çok teşekkür ederim. Başkanım, ben teşekkür ederim. Çok sağ olun.